Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün yine Uşak'ta artık önümüz Kurban Bayramı ve bunun kurbanın nabzını da Uşak Ticaret Borsası'ndan öğreneceğiz. Hayvanlarla alakalı, kurbanlıklarla alakalı ve yine kurbanlık hayvan deyince de sonuçta bunların yediği içtikleri de var. Bunlar hakkında kısa bir bilgi alacağız. Evet, Uşak Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Sezer'le beraber. Evet, Mustafa Bey, öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yine bir Kurban Bayramı öncesi işte piyasa ile alakalı bildiğimiz kadarıyla bildiklerimizi aktaralım kamuoyuna. Malumunuz bölge üretici bir bölge. Daha önceki yıllarda küçükbaş hayvanların kurbanlıklarda daha çok kurbanlık amacıyla kullanıldığı dönemlerde Uşak ve ilçeleri Ege bölgesinin kurbanlık hayvan ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan, arzı sağlayan bir bölgeydi. Son yıllarda biraz kurbanlık kesimlerine büyükbaşa da yönelme var. Yine büyükbaş hayvanda da yine Uşak ve ilçeleri yine üretici konumunda. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki son günlerde kurbanlık fiyatları ile alakalı spekülasyonlar olmakta. Bazen resmi kurumların da ifadeleri veya ilanları üreticilerin kafalarını karıştırmakta. Onları hayal kırıklığına uğratmakta. Bugün 1 kilogram arpanın maliyeti 7,5 lira 8 lira olmuş. Karma yemin kilosu 10 lira 11 lira seviyelerine geçiyor. Yani çuval bazıyla 50 kilo itibaren hesap edersek 540 lira 550 lira. Bugün üreticinin fabrikalardan temin ettiği yemlerin fiyatı. Üretici şimdi bu hayvanların anaçlarını bir yıl boyunca bakıyor. İşletmelerinde muhafaza edip onların beslenmelerini sağlıyor, barınmalarını sağlıyor. Dolayısıyla burada elde ettikleri yavruları da yine kurbanlık amacıyla satmak için yaklaşık 7-8 aylık bir zaman zarfında onun beslenmeleri ve barınmalarını, her türlü ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kendilerini mükellef hissediyorlar. Lakin geldiğimiz noktada bugün 10-11-12 kilogram işte kurbanlık, küçükbaş kurbanlık işte o 11 lira, 10 bin lira gibi bazı marketlerde, zincir marketlerde fiyatlar ilan edilmekte. Bir defa her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki 10-11 kilo et olan hayvanın canlı ağırlığı 20-25 kilo olur. Bunlar daha çok süt kuzusu bile değil. Bir defa bu hayvanlar kurbanlık olma vasfını yerine getirmemiş hayvanlar her şeyden önce. Bizim coğrafyamızda Ege bölgesinde erkek koç kurban edilir. Geleneklerimiz, anneannemiz böyledir. 70 kilo 80 kilo canlı ağırlık olan hayvanlar kurban edilir. En minimum 50-55 kilodan aşağı belli bir ayı tamamlamamış ve besili hayvanlar kurban edilir ki ibadet yerine gelsin. Böyle toplumumuzda bir örf, adet, gelenek vardır. Şimdi 12-13 kilogram kesik eti işte 11 liradan market biz kurbanlık diye paketli ürün halinde üreticiye kurbanlık diye lanse ettiğinde, reklamını yaptığında bu kurban vazifesi ne kadar yerine getirilebiliyor? Tabii ki yaşadığımız ekonomik durum ortadayken tüketici bunu rağbet gösterebilir bu fiyatlara, bu ürünlere. Ama bu ekosistemin bir parçası da üreticilerin olduğunu unutmamak gerekir. Siz şimdi üreticilerin bugün maliyetini kurtarmayacak seviyede fiyatları kurbanlık diye piyasalara piyasayı bozucu boyutta fiyatlar deklar edilirse seneye bu üreticileri biz nereden bulacağız? Üretici bulamayınca hayvanı nereden bulacağız? Kaldı ki Kurban Bayramı'ndan sonraki süreçte de insanların tüketiminde, perakende sektöründe kırmızı et ihtiyacı oluyor. Bu kırmızı eti de yine bu üreticiler sağlayacak bize. Şimdi burada dengeleri gözetlemek lazım, korumak lazım. Yöneticilerin, karar vericilerin, özellikle ekonomiyle alakalı birimlerin bu işi ele atması lazım. Daha vahim boyutunu aktarayım size. Hepimiz bunları görüyoruz. Yani ben bunu aktarıyorum da vesile olmuş olalım bu arada. İşte yurt dışına 4500 lira kurbanlık. Yani işte falanca ülkede. Doğrudur. O ülkelerdeki insanların gıda ihtiyacı konusunda bizim yakın coğrafyamızdır. İşte kardeş ülkelerdir. Yani ülke olarak, insanlık olarak kendimizi sorumlu hissetmişizdir. Oralara da kurbanlıklarımızı göndermek amacıyla hani bir misyonumuz olmuş olabilir. Ama
buradaki hayvan piyasasının, sektörün dengelerini bozacak boyutta olduğu zaman o zaman sıkıntılar cereyan eder. Bu işe de biraz el atmak lazım. Oraların hani Kurban Bayramı'nda değil de Kurban Bayramı'ndan sonra adaklık babında bu vazife yerine getirebilir. Bu sorumluluk yerine getirilebilir. Şöyle bir şey diyebiliriz başkanım. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum da. Şimdi yetkililer esaslandık ama vatandaşlara da şöyle bir aslında uyarı yapmamız gerekmez mi? Çünkü hani bazı zincir marketlerde dediniz işte canlı ağırlığı 20-25 ama normal eti 10-11 civarında olduğunda. Yani vatandaş şunu diyor ya, ben kurban keseceğim, kurban imadını edeceğim ama işte imkanım yok, gücüm yok. Ama zaten dinimizde de eğer imkanın yoksa zaten sana kurban düşmüyor. Yani imkanı yoksa kurban kesmek zorunluluğu yok. Dinimiz bizim yani çok o konuda insanlarımızı yani rahat ve özgür bırakan bir tarzı var. O açıdan hani çok da zorlamamak lazım. İmkanı yoksa dediğimiz gibi yani bunu 4500 süre kesilen kurbanla ibadet ne kadar yerine getiriliyor? Onu da sorgulamak lazım. Bu kurbanların oralarda ne şartlarda kesildiği, gerekli vekaletin ne kadar verilebildiği onları da sorgulamak lazım. Dolayısıyla ben bu olayın iki boyutu var. Bir ibadet boyutu var, bir de ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutun içerisinde de aktörler var. Üretici var, arz eden kesim, bir de bunu talep eden kesim, tüketici kesim var. İbadetin yerine getiren kesim var. İbadet boyutu, o dini vecibeleri yerine getirme boyutu. Hani vazifeyi yerine getirme boyutu, onu Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli fetvalarla bunu halkı bilinçlendirir. O ayrı mevzu. Ama bunu yaparken ekonomik boyutunda göz ardı etmemek lazım. Ekonomik boyutunda da bu sacayanın üretici kısmını göz önünde bulundurmak lazım. Dikkat etmek lazım. Siz burada üreticiyi mağdur ederseniz o zaman sıkıntı olur. O zaman perakende'de de yarın perakende sektöründe kırmızı eti ulaşmakta zorlanırsınız. Kendi üreticinizin ayağına sıkarsanız yıl 12 ay biz gıda kırmızı et tüketimine ihtiyacımız olan bir insanlık var ortada. Dolayısıyla bunları dikkat etmek lazım. Bu konuda üreticiler mağdur, üzgünler. Hani biz bulunduğumuz pozisyon gereği vatandaşımızın sesini belki biraz duyurmaya vesile olalım. Üzerimize düştüğü kadarıyla. Çok detaylarına girmeden, kimseyi rencide etmeden, yöneticilerimize de bir noktada hak vererekten ama ben yine de istirham ediyorum. Lütfen üreticiyi düşünsünler. Maliyetleri düşünsünler. Çok basit. Yani bugün bir 50 kilogram canlı ağırlıktaki kuzunun, koçun üretim maliyeti herkes buna çok rahatlıkla ulaşılabilir. Bugün 1 kilo yem 12 lira, 11 lira olmuş kilosu. Hani bu damızlık hayvanın fiyatı 10 bin lira olmuş. Yılda 1.80-1.50 yavru alınabilir boyutta. Bunların hepsinin yapılır maliyet hesaplaması. Ondan sonra bu yurt dışında şu para, işte markette bu para, bu hesaplamalar ortaya çıkar. Yani üreticilerimizi biraz daha kollayalım diyoruz. Destekleyelim çünkü ileride sıkıntı yaşamıyor. Ya kollamak da değil ama hakkını teslim etmek lazım. Yani bu işten birilerinin geçimini sağladığını, geçimini sağlamaktan ziyade onların bu 85 milyon nüfusta bir tedarikçi olduğunu, yani arz tarafı olduğunu hesaba katmak lazım. Onların da bu ekosistemin bir parçası olduğunu hesaba katmak lazım. Siz bugün bunları rencide ederseniz, üzerseniz, yani zarara uğratmaya yönelik faaliyetlerde bulunursanız, o zaman üretici ürünü, sürüyü terk eder, gelir, tekstil fabrikasında asgari ücretten çalışır. Özel güvenlikte çalışır, şoförlükte çalışır, şehir hayatına gelir. O zaman şimdi siz bunların kazançlarını sağlayamalarına engel olduysanız, bir şekilde onlara hani varlığını sürdürebilmelerine uygun şartların bozulmasına vesile olduysanız, şimdi haklı olarak tabii ki herkesin bir geçimi var, işletme gideri var, yatırım maliyeti var. Dolayısıyla yine zararı, onlar zarar görmez aslında. Zararını 85 milyon görür, ülke olarak görürüz. Ondan sonra yurt dışından et ithal etmenin yollarına bakarız. Zaten her geçen yılda birer ikişer tane köylerde çobanlar veya sürüler işi bırakıyor. Zaten sektörün sorunları hayli fazla. Şimdi çoban sorunu var. Efendime söyleyeyim, yem girdi fiyatları maliyetli. Bugün yıllık 25-30 milyon ton yem, karma yem tüketim var Türkiye'de. Bunun 12-13 milyon ton, 15 milyon tonuna yakın ham madde, %50'lik ham maddesi yurt dışından ithalata bağımlı haldeyiz. Bu da dövizle geliyor.
Dolayısıyla maliyetler yüksek. Yani bugün hayvanın yediği gıdanın birim maliyeti döviz endeksi. Döviz arttıkça o da artıyor. Dolayısıyla damızlık fiyatları yüksek. Damızlık fiyatları yüksek olduğu için yatırım maliyeti yüksek oluyor. Dolayısıyla süt fiyatları istenen seviyede gitmiyor. Çünkü süt tüketimi yeterli boyutta değil. 1 kilogram beyaz peynir 200-250 lira olmuş. Dolayısıyla sütten para kazanamayınca inek dişi hayvanın bakımı zorlaşıyor. Dişi hayvanın bakımı zorlaşınca yavru hayvan elde edemiyorsun. Yavru hayvan elde edemeyince bu sefer kırmızı et arzında sorun oluyor. Dolayısıyla da bugün 85 milyon ülke nüfusu ama günlük gıda tüketimi 120-130 milyon seviyesinde. Bugün bu turisti var, transit geçenleri var, mültecileri var. Efendime söyleyeyim yani gıda önemli bir boyut. Gıdanın içerisinde de protein kaynağı olan kırmızı et hayli önemli bir boyut. Dolayısıyla da coğrafya olarak da damak lezzeti olarak da kırmızı ete alışık bir toplumuz. Bu sorun her geçen gün kangren haline gelmekte, arz azalmakta ve bir en büyük sorun da işletmelerin küçük olması. Şimdi kırsalda yaşayan herkes evinin bir köşesinde hayvancılık yapmakta ama ölçek sorunu var. İşte 8 büyükbaş hayvan bu bölgedeki ortalama. Büyükbaş hayvanı. Küçükbaş hayvanda zaten sürü sayısı çok azaldı. Hani bir elin parmakları kadar anca sayıda yakın coğrafyada. Dolayısıyla işletmeler küçük olunca en ufak krizlerde de dayanma sermayesine sahip değil. Yani özgüvenine sahip değil. Dolayısıyla da en ufak bir kriz döneminde işletmelerde hayvan sayısı hemen azalmakta. Dolayısıyla da bu sonuç olarak da marketlerdeki kırmızı et fiyatlarına yansımakta. Bugün için karkas büyükbaş hayvan fiyatı 360 lira. Bugün 23 Mayıs 2024. Geçen haftalarda 370-380 liralara kadar tırmanmıştı. Bugün 360 lira biraz geriledi. İşte kıyma 500 lira. İşte kuşbaşıları 600 lira, 700 lira. Bu ürünün sınıflandırmasına göre 700-800 liralara kadar işte 430-440 lira küçükbaş karkas. Bu kesimhane fiyatları bunlar. Bugün işte küçükbaşın hani çok lüks dediğimiz çöp şiş tarzındaki etlerine baktığınız 750-800 liralara kadar çıkıyor. Şimdi bunun toplum ne kadar buna erişebiliyor? Bunu sorgulamak lazım. Ama bu fiyatlar niye bu seviyelere geliyor? Bu ekosistemi kuramadığımızdan kaynaklanıyor. Süt fiyatlarını stabil hale getiremediğimizden, yem maliyetlerini frenleyemediğimizden, işletmelerdeki hayvan sayılarını stabil hale getiremediğimizden, işletmelerin güçlenmesini, gücünü korumasını sağlayamadığımızdan dolayı arzda sıkıntı oluyor. Talep de her geçen gün artıyor. Hem nüfus artıyor, hem ülkenin yakın coğrafyadaki gelişmelerden dolayı ülkemizin coğrafyamızdaki insan sayısının giren çıkan insan sayısı artıyor. Turist sayısı artıyor. Efendime söyleyeyim dünya ile entegrasyondan dolayı ticari anlamda farklı manalarda ülkemize giren çıkan insan sayısı artıyor. Bunların hepsi gıda tüketiyor. Gıdada da bugün hele ev dışı tüketimde bir mekana oturulduğunda masaya gelen önce kırmızı et. Aynen. Yani dolayısıyla da kırmızı ete talep her geçen gün artıyor. Aynı zamanda kişi başı tüketim de artıyor. Şimdi öyle de böyle bir ekonomik sıkıntı içerisindeyiz ama bundan 30 sene öncesine göre de 20 sene öncesine göre bir refahta bir artış var. Kişi başı gelirde bir artış var. Dolayısıyla da kişi başı gıda üretimi artıyor. Yani gıdanın sadece ette değil, gıdanın her türlüsü artıyor. Çeşitlilik artıyor. Bir de şimdi et eskiden yani soframıza bir tek şekilde girerken bugün farklı boyutta et yemekleri çeşitleri var. Yani çeşitlilik de artıyor. Dolayısıyla biz aynı boyutta bir defa nüfus %2 artıyor. Siz hayvancılıkta yıllık %5 artışı sağlayamazsanız sektörü bu sıkıntı hiçbir zaman bitmez. Gördüğümüz kadarıyla hani bunun bir matematiğini yapmaya gerek yok. Gözlemleyerek de gözle zaten bu tespitler sağlanabiliyor. Hayvancılık bırakın %5 büyümeyi. %5 geriliyor. Çünkü ben bulunduğumuz noktadan 60 kilometre çapında size 20 tane her biri 150-200 başlık, büyük başlık besi işletmesinin kapalı olduğunu 30 tane sayarım şu anda. Bunların birçoğu devlet desteğiyle kuruldu. Her biri milyon dolarlık yatırım bunların. Boşaldılar. Neden boşaldılar? Çünkü kazanç sağlayamıyorlar. Bir dönem kazanıyor.
Ondan sonra 3 yılda 4 yılda bir krize uğruyor. Kriz döneminde de tekrar hayvanlar boşalıyor. Bu işi burada üreticinin sadece bir can suyu işte kurbanlık beklentisi vardı. Ama nedendir bilmiyorum. Son 3-4 kurbanlık son 3-4 yıldır kurban bayramı sezonu geldiğinde, kurbanlık sezonu geldiğinde işte falanca ülkede de işte 100 dolar, 120 dolar seviyelerinde bir kurbanlık. Evet. Efendime söyleyeyim. Filanca zincir markette 300-320 dolar seviyesinde işte 11-12 kilogram alırsan, paket olursa. Bunun kellesi nerede, sakatatı nerede? Yani. Nasıl bir kurbanlık? Bunlar nereye gitti? Yani kimde kaldı? Kesildi. Nasıl kesildi? Yani bir günde bu kadar kurbanı nasıl kestiniz? Yani iki günde nasıl kestiniz? İkinci gün, üçüncü gün teslim diyor. Yani çok sıkışıklarına onu sorgulamak lazım. Şimdi çok fazla detaylara girmeyelim. Kimseyi zan altına bırakmayalım. Ama gördüğümüz ilanlar, fiyat ve kilogram ilanları insanda bilen ya da bilmeyen insanda bir şüphe uyandırıyor. Bu şüphelerin giderilmesi lazım. Evet başkanım, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben izleyicilerimizin yaklaşan kurban bayramlarını kutlarım. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah ibadetlerin kabul etsin Rabbim inşallah. Bir acı içerisindeyiz. Değinmeden geçmek olmaz. Filistin'de bir soykırımla karşı karşıyayız. Dün akşam televizyonda 87 yılındaydı zannedersem Bulgaristan'daki soykırımı anlatan bir belgeselle denk geldim tesadüfen. O yılları da iyi hatırlarım. Müslüman kesim zaman zaman bu tip soykırımlara maruz kalıyor maalesef. İnsanlığın kendine gelmesi lazım. Yani toparlanması lazım. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul etsin, ibadetlerimizi kabul etsin ama bu soykırımlara da bir son vermek lazım. Bu bitmesi lazım. Çünkü dünya herkese yeter. Bu dinden de ayırmanın da anlamı yok. İnsanlık hepimiz yaradan tek netice itibariyle. O açıdan kardeşi kırdırmamak lazım. Ben bu bizi üzüyor, derinden üzüyor. İçinde bulunduğumuz durumda ben yine konum itibariyle ekonomiye değinmeden edemeyeceğim. Ekonomik bir sıkıntı içerisindeyiz. Finansal bir kriz içerisindeyiz daha doğrusu. Finansman maliyetleri arttı. %50'lerin üzerinde bir faizlerden konuşuluyor. Tabii şu anda sadece hayvancılık zaten bu krediler iş yapamaz da sanayici de artık bu kredilere ulaşmakta zorlanıyor. Ulaşsa da bu maliyetlerde içinden çıkmak çok çok zor. Dolayısıyla en kısa zamanda bu finansal krizin de toparlanması ve düzelmesini temenni ediyorum. Huzur ve barış içerisinde nice yıllara temenni ederim. Ben teşekkür ederim bu vesileyle. Evet, bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.